Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün Kapıkule'deyiz. Kapıkule'den hem sizi hem kendimizi uğurluyoruz. Sayılı günlerimiz geçti. Yeni bir Sıla yolu videomuz. Kapıkule'den Almanya sınırına kadar başlayacağız. Detaylı olarak yine yollarda ne ücret alıyorlar ve ne kadar yakıt yakıyoruz diye fiyat olarak videoda geçeceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Almanya'dan ve İsviçre'den Türkiye'ye tatile gelenler geri dönüşte mutlaka Almanya veyahut da İsviçre'deki kurumlara internetten hangi gün giriş yapıyorsunuz diye kayıt yapmalısınız. Türkiye'den çıkmadan Covid testimizi yaptık. Sonuçları yanımıza aldık. O sonuçları da Almanya'ya vardığımız günden itibaren yani 48 saat geçmemek şartıyla e-mail olarak bunları bağlı olduğunuz kurumlara yollamak mecburundasınız. Yani Landratsamt'a Almanya'da veyahut da Almanya'ya gittiğinizde yeniden bir Covid testi yapıp onlara yollamak mecburundasınız. Biz Covid testimizi Türkiye'de yaptık. Yolda bize sorarlar diye Bulgaristan, Sırbistan tek tük soruyormuş, herkese sormuyormuş ama biz yine tedbirli olduk. Türkiye'de her devlet hastanesinde Covid testini yaptırabiliyorsunuz ama PCR olmalı. Biz buna da 160 mı 170 TL mi bir bedel ödedik. Bu da yurt dışına çıkanlar için mecburi ödenen bir bedelmiş. Biz de PCR testimizi aldık yanımıza. Şimdi Kapıkule'den çıkış yapıyoruz. Bulgaristan'a gireceğiz. Güzergahımız Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, Avusturya ve Almanya. Bizlerle birlikte yolcu olacağınız için, yolcu olduğunuz için de teşekkür ediyorum. Şimdi hepimize hayırlı yolculuklar olsun. Yolumuza çıkalım. Giriş dolu. Türkiye girişi çok kuyruk var. Türkiye çıkışı Bulgaristan'a giriş. 3 kapı çalışıyor şu an. Her kapıda da aşağı yukarı 10-12 tane araba var. Çıkışlar pek yoğun değil. 3 euro araba yıkama parası aldılar. Dezenfekte parası. Benzini İstanbul'da doldurmuştum. Çeyrekten biraz düştü. İstanbul'dan sonra benzin almadım. Bulgaristan'dan çıkmadan önce benzin alırım. Kaç litre alıyorum, ne kadar tutuyor da elimden geldiği kadar Almanya'ya kadar sizlere söyleyeceğim. Otoban parasını da aynen. Hadi hayırlı yolculuklar olsun. Türkiye'yi ana vatanı terk ettik. Sıla yoluna, gurbet yoluna çıktık. Bulgaristan girişinde herkesin bagaj kapağını açıyorlar, bakıyorlar. Şüpheli buldukları kişileri de sağa sola çekiyorlar. Arkadaşlar, yarım saat 45 dakikalık bir gümrük kontrolünden sonra yolumuza devam ediyoruz. Arabada ne varsa herkesin her şeyini döktüler. Neyiniz varsa her şeyi, valizi bile açtırıyorlar, el çantasına bile baktırıyorlar. 2 paket sigara hakkınızı veriyorlar. Gerisini el koyuyorlar. İyi duydunuz, 2 paket. Aslında Avrupa Birliği olmayan ülkeden Avrupa Birliği'nin her ülkesine kişi başı 17 yaşından sonra bir karton sigara sokma hakkınız var. Ama bunlar neymiş? Bulgaristan kendi yasalarını yapıyormuş. Adam başı bir paket sigara hakkınız varmış. Geri kalanların hepsine el koyuyorlar. İtiraz da edemiyorsunuz. Her neyse, biz yolumuza bakalım.
Bulgaristan'da aylık vignet 16 euro. İlk videomda söylemiştim. Online alanlar 20 euro mu 24 euro mu ne ödemişler, öyle bir şeyler yazmışlardı yorumlara. Ama bir aylık vignet Bulgaristan'da 16 euro. Saat şu an 11'e çeyrek var Türkiye saatiyle. Bulgaristan'a girdik. Şimdi Sofya üzerine, Plovdiv Sofya üzerine yolumuza devam ediyoruz. Ara ara size kesitler yapacağım. Bir de şunu söylemek istiyorum. İlk videomda Bulgarlara atıp tutmuştum. Orada birkaç kişi yorum yapmıştı. Bulgaristan'ı kayırmıştı. Sadece Türklere, Türkçe konuşanlara ve Türk vatandaşlarına uyguladıkları haksız kanunlar sebebiyle birçok gurbetçimizin burada canı yanıyor. Madem siz Bulgarları o kadar çok seviyorsunuz, o yorum yapanlara benim kastım. Gelin o zaman Bulgaristan'da burada buyurun, burada kalın. Her yıl Bulgaristan'da bir rezillik. Ya gümrükleri kapatırlar, ya haksız yere insanların eşyalarını el koyarlar. Ya benim yanımda bir tane gurbetçi vardı, kapağını açtırdı. Adamın 1 kilo bulguruna el koydular. Kumaş almış. 10 metre kumaş ya. 10 metre kumaşın ne gümrüğü olabilir? Ona el koydular. Ne demek bu? Türklerin sırtından geçiniyorlar. Gelen gurbetçiler, geçen gurbetçilerin bagajlarını açıyorlar. Hepsine el koyuyorlar. Kızım şahit burada. Herkesin bagajını açtılar, herkesin döküyorlar. Her arabadan da bir şey gasp ediyorlar. Her arabadan da bir şey kenara koyuyorlar. Orada yığınca, tonlarca eşya vardı. Madem Bulgaristan'a o kadar çok kayırıyorsunuz, ediyorsunuz, gelin Bulgaristan'da kalın. Her gurbetçinin burada başı yanıyor. Her gurbetçinin burada canı yanıyor. Haksız yere cezalar, haksız yere gasp edilmeler. Gelirken 6 saat mühletin varmış. Bulgaristan'ı terk etmen için, transit yolcular için. Adam bir yere geçmiş, uyumuş. 7 saatte Bulgaristan'a çıkmış. Adam başı 150 euro ceza kesmişler. 4 kişilik aile. Neymiş efendim? 5 saatte Bulgaristan'a terk edecekmişsin transit yolcu olarak. Kafalarına göre kanun uyguluyorlar. Bir de Avrupa Birliği ülkesi. Alın size Avrupa Birliği ülkesi. Evet arkadaşlar, Sofya istikameti devam ediyoruz. Belki demin ağır konuşmuş olabilirim ama ben haksızlığa gidemiyorum. Vatandaşımın 1 kilo bulguruna muhtaçsa bu ülke, o zaman Avrupa Birliği'nden çıksın. Avrupa Birliği'ni sömürüyorlar. Bir de benim vatandaşımı sömürmesinler. Gümrüklerde yaptıkları rezillikler yeter yani. Kendi vatandaşlarını bir dakika bekletmiyorlar. Ne bagaj açıyorlar, ne bir şey diyorlar. Ama Alman plakası, Türk plakası, diğer Fransızları, Hollandalıları hepsini durduruyorlar, kenara çekiyorlar, bagajı açtırıyorlar. Bir masaya her şeyi dizdiriyorlar, didik didik arıyorlar. Ve rezillik, yani maksat bıktırmak. Onun için diyorum, Bulgaristan'a geldiğiniz zaman zorunlu olmadıkça hiçbir şey almayın. Benzini bile yani elinizden geldiği kadar almamaya çalışın. Bir kuruş bırakmayın ya bunlara ya. Bizim Türkiye'de de, gümrükte de Bulgar plakalıları salıyorlar. Ya siz de yapın aynı rezilliği. Siz de dökün onları, didik didik arayın. Türk vatandaşlarına ettikleri rezilliği yani niye göz yumuyorsunuz? 3,5 saatlik yolumuz var Bulgaristan'da. Saat Türkiye saati şimdi saat 11. İnşallah sabah saat 3'te Sırbistan'da olmuş oluruz. Yavaş yavaş gidiyorum. Hız sınırını da aşmamaya çalışıyorum. 80 yazıyorsa 80, 100 yazıyorsa 100, 120 diyorsa 120. Bunlara bir kuruş para yedirmemek lazım arkadaşlar. Sofya 133 km arkadaşlar. Bulgaristan'da pek kayıt çekmem belki. Belki Sofya'ya girerken bir kaydık geçerim. Burada Bulgaristan'a çıkarken zaten burada vignetimizi ödedik girişte. Bir daha vignet almamıza da gerek yok. Aşağı yukarı benim eve kadar buradan aşağı yukarı 1600 km yolum var. Bulgaristan'a girdim. Ben Avusturya sınırında kaldığım için hemen sınırdan Almanya'ya girince hemen 50 km sonra ben evime varmış oluyorum.
İşte benzin falan alırsam yolda kayda geçerim. Dediğimiz gibi 1600 km yolum var. 17 saat diyor. İşte benzin molalarıydı. Gümrük düşüğünü büyüğünü uzuyor. Bilgiyle alakalı bir şeyler olursa kayda geçerim bir de. Şimdi yavaş yavaş daha gidiyoruz. Daha yeni Bulgaristan'a girdik. 30-40 km geldik. Sofya'ya 220 km diyor. İstikametimiz şimdilik Sofya. Saat tam gece 12'yi Türkiye saati. Aşağı yukarı 130 km Bulgaristan'da yol zaptettim. Yollar gördüğünüz gibi bomboş. Geri dönüş Almanya'ya boş şu an. Türkiye'ye gidişler bayağı var. Ama bir de şu var. Geceleyen Bulgaristan'ı tercih etmiyor bizim insanımız. Bulgaristan'dan geçmek istemiyorlar. Onun için Sırbistan'da veya da Kapıkule'de istirahat edenler olabilirler. Ama Almanya'dan Türkiye'ye giriş yoğundu. Kuyruklar yoğundu Kapıkule'de. Ama Kapıkule'den Bulgaristan'a giriş dediğim gibi 8-10 araba vardı önümüzde. Şimdi Sofya'ya doğru ilerliyoruz. Sofya'ya geçtikten sonra şu an depom yarı. Ben tüm sıra yolu boyunca elimden geldiği kadar, fırsat el verdiği kadar OMV'dan alıyorum. Ve Bulgaristan, Sırbistan olsun hep banka kartımla ödüyorum. Çünkü banka kartınızla ödeyince pompada yazan fiyatı o günkü kura göre çekebiliyorlar. Eğer nakit euro ödeyecekseniz kendi kafalarına göre parayı, kuru çeviriyorlar. Size 5-10 lira kazık atıyorlar. Verdikleri fişle zaten Bulgarca, onların parasından siz hesap edene kadar, eğleyene kadar hiç işten geçiyor. Onun için bunlara para yedirmemeye bakmak lazım. Pompada ne yazıyorsa banka kartınızdan ancak onu çekebiliyorlar. Fazlasını çekemiyorlar. O günkü kura göre. Türkiye saati 23.30. Bulgaristan'da devam ediyoruz. Sofya'ya aşağı yukarı 80-100 km kaldı. Ama bu saatte bile her köşede otobanda polis tümseye yapmış, gelip geçeni dikizliyor. İki tane yol çevirmesi vardı, beni çevirmediler ama bir tane Avusturya plakalı bir arkadaşı, bir gurbetçiyi çevirmişlerdi. Bir tane de bir Almanya plakalı bir arabayı çevirmişlerdi. Muhtemelen aşırı hız sebebidir. Petrolların hep kenarlarında, çıkışlarında bekliyorlar. Dikkat edin. Hız limitini geçmeyin. Giriş yapıyoruz zaten. Sofya'ya kıvranırız.
İnşallah bir saat, bir buçuk saat sonra da Bulgaristan'a çıkmış oluruz. Zaten Sofya'ya girer gitmez hemen ilk sağ Kalatina Belgrad diye veriyor, transit yolcular diye. Sofya'nın içine girmenize gerek yok. Sofya'yı kullanarak geçeceksiniz. Sofya çevre yolundan kullanarak gideceğiz. Sağda her köşede polis. Aman dikkat edin. Hız limitini aşmayın. Zaten yollar da el vermiyor. Hele sağ şeritler çok berbat. Belgrad 380 km diyor. Sırbistan'ın başkenti. Biz bu yolu takip ediyoruz. Şimdilik şöyle 20-22 km navigasyon öyle diyor. Bu yolu takip ediyor. Her yerde yüksek. Yine geldik Bulgaristan'ın meşhur yollarına. Karşıdan bir düzine gurbetçiler geliyor. Türkiye'ye gitmek istiyor. Biz de Almanya'ya doğru gidiyoruz. Yolu görüyorsunuz. Bir de bu tarz yollara 16 euro otoban parası alıyorlar arkadaşlar. Ben vazgeçtim Bulgaristan'da benzin almaktan. Kızdım biraz. Bunlara bir kuruş benzin parası bile bırakmayacağım. Gösterge 160 km daha gider diyor. Sınırı geçtikten sonra Sırbistan'da benzini fullerim. Bu ne ya? Bu ne ya? Hakikaten ya. Bak insan bir utanır. Avrupa Birliği ülkesi. Bu ne ya? Deliklerden, dirseklerden kaç. Arabada ne kadar civata varsa hepsi geçiyor. Bulgaristan'ın çıkışı Sırbistan istikameti. Sırbistan'ın çıkışı Bulgaristan istikameti. Yol böyle. 20-30. Gurbetçiler tek tek geliyorlar.
çoğunlukla Hollanda plakalı. Hollanda izne ayrıldı. Almanya'nın da birçok bölümü ayrıldı. Yıllardır böyle ya. Bulgaristan'ın girişi 2019'da da böyleydi. Berbattı. Hala halledemedim. Açmışlar zaten birinin. Oradan yoklama yapıyor. Arkadaşlar ben kamerayı kapatıyorum çünkü sorun çıkıyor. Çekim yasağı diyorlar. Gümrükten çıkınca Bulgar gümrüğünden açarım yine. 3 araba olmasına rağmen 15-20 dakika bekledik. Şimdi Sırbistan'a gireceğiz. Önümüzde bir gişe açık. Bir araba var. Saat Türkiye saatiyle gece 2:20. Sırbistan'a girdik. Sırbistan gümrüğü 5 dakika bile işlem sürmedi. Hemen geçti de. Şimdi Niş istikameti gidiyoruz. Aşağı yukarı Belgrad'a 300 km olmalı. Dediğimiz gibi Niş istikameti gidiyoruz. Biraz sonra otoban gişeleri olmalı. İlk otoban gişesinden biletimizi çekeceğiz. Sonra ileride de parasını ödeyeceğiz. Ama ilk önce benzin almamız lazım. Gişeyi geçtikten sonra karşıda OMV var. Bu tarafta da OMV
Petrol varsa bulunca benzin alacağız. İstanbul'dan belli benzin almadık. Sırbistan'a girdik. Bulgaristan'da hiç benzin almadım. Dediğim gibi kafamı bozdular. Bir kuruş yakıt parası bırakmak istemedim. Gümrükten hemen girince pilot 20 kilometre, iş 100 kilometre diyor. Pilot tünellerinden geçeceğiz. Yeni otoban yapıldı buraya. Benim eve aşağı yukarı 1280 kilometrem var da. Yani tamı tamına Kozan'la İstanbul mesafesi daha önümde. 1600 kilometre yaptım şimdiye kadar. 1280 kilometre de önümde var. Hemen gümrükten sonra zaten 2-3 kilometre sonra gişeler geliyor. Niş 93. Niş 93, Pilot 13 diyor. Şimdi bilet çekeceğiz. Sırp devletine borçlanıyoruz. Sonra da ödeyeceğiz bu olarak. Ödediğimizde size yine söyleriz. Önce bir biletimizi keselim. Al bileti. Devam et. Sırbistan'da 130 otobanlarda. Benzin 130 kilometre daha gider diyor. Mecbur depoyu fulleyeceğiz. İşe vardık sayılır. 3-4 kilometre kaldı. Niş merkeze. Acilen hemen bir petrol bulmalıyız. Zaten işte sürü sürü petroller var. Rezerv beyhandı. İstanbul'dan belli benzin almadım. Aşağı yukarı 670 kilometre yapmışım. Bir depoyla 663. Thank you.
Kayalık'a geldik. Gösterge 35 kilometre diyor. Hemen fulleyelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz 49 litre aldık. Araba zaten 52 litre alıyor. Yani son 3 litre kalmış depoda. 49 litreye de 67 euro 2 sent karttan çekmişler. Yani bugünkü kura göre işte burada çekiyorlar. Şimdi biz yolumuza devam edelim. Niş'teyiz. Niş'ten Belgrad istikameti gidiyoruz. Depoyu fulledik. Arabanın midesini doldurduk yani. Karnı doydu. Şimdi biraz daha gider. Sabah 5'e çeyrek var. Belgrad'da 100 kilometre kaldı aşağı yukarı. Eve de tamı tamına 1020 kilometrem var. Şimdi ileride bir tane petrol var. Oraya girip bir tane kahve alacağım kendime. Bir elimi yüzümü yıkayayım. Bayağıdır yoldayım. Petrola da vermedim. Benzin stoplarından hariç. Biliyorsunuz Kozan'dan belli yoldayım. Sabah 10'da Kozan'da yola çıktım. Gece saat 10'da Kapıkule'deydim. Şu anda 5'e çeyrek var. Sabah 5'e çeyrek var. Bir OMFA'ya gideyim de bir kahve alayım. Elimi yüzümü yıkayayım. Kendime geleyim. Belgrad'a aşağı yukarı 100 kilometre vardı. Belgrad'a çıktıktan sonra da 100-120 kilometre sonra Sırp-Hırvat gümrüğüne varıyoruz. Ama şimdi Belgrad'a varmadan kısa bir süre önce aldığımız otoban parasını ödemeliyiz. Onu öderken de size bilgi veririm. Azıcık daha yol yapalım. Kahvemi yudum diyerek saat 5'e 10 var. 5'e 8 var. Türkiye saati. Avrupa saati 4'e 8 var. Birazdan görüşürüz. Belgrad'a 10-15 kilometre kala aldığımız fişleri ödeyeceğiz. Yani Sırbistan'a girişte aldığımız otoban parası biletini şimdi ödeyeceğiz. Bakalım ne kadarmış borcumuz. Thank you. Sırbistan'da ilk otoban parası Almanya'ya giderken. Belgrad'a çıktıktan sonra bir tane daha var. Oradan da bilet alıyoruz. Ve ondan sonra Sırbistan'a çıkarken ödüyoruz. Şimdi Belgrad'a giriyoruz. Şafak vakti saat 5.30. Türkiye'de. Avrupa'da saat 4.30.
Bergamo'da çıkıyoruz. 10-15 dakika sürdü. Şimdi biraz sonra 15-20 kilometre sonra yine bir şeyler gelecek. Yine otoban işi çekeceğiz. Sonra Sırbistan gümrüğüne doğru devam. Belgrad çıkışında gösteriyor zaten. Biz Hırvatistan üzerine gidiyoruz. Zagreb, Hırvatistan tabelalarda zaten gösteriyor. Macar'dan gidenler de buradan sağa gidiyor. Budapest üzeri Novi Sad. Zagreb Belgrad'dan 370 kilometreymiş. Zagreb'de Hırvatistan'ın başkenti. İstikametimiz Zagreb. Belgrad'a çıktıktan hemen 5 kilometre sonra otoban gişelerine gidiyorsunuz. Yine biletinizi kesiyorlar, alıyorsunuz ve Sırbistan, Hırvatistan gümrüğüne kadar otobanda gidiyorsunuz. Gümrükten 5 kilometre önce de gişelerde parasını ödüyorsunuz. Thank you. Belgrad'dan Hırvatistan gümrüğüne kadar da 4 euro. Otoban parası. Hırvatistan da alıyor. Ama onu da Hırvatistan'a girince söyleriz. Bir tane kapı açık, bir araba duruyor. Bakalım ne kadar sürecek. 3 dakika sürdü. Şimdi Hırvatistan'a giriyoruz. Hırvat gümrüğü de bir tane açık. Ama en az 20 tane araba bekliyor burada. Burada bayağı bekleriz. Türkiye saati sabah 7. Avrupa saati sabah 6. Benzin en son işte almıştım. Sırbistan'da yarı depodan birazcık fazla var. Hırvatistan'da alırım. Zagreb'e varmadan önce aşağı yukarı Zagreb'e 280 kilometre var. Oradan aldığım benzin de beni evime kadar götürür. Bir daha benzin almama gerek kalmaz.
Tabii Hırvatistan'da otoban parası var. Bir şimdi bilet çekeceğiz. Zagreb'e girerken parasını ödeyeceğiz. Bir de Zagreb'ten çıkıp Slovenya'ya geçerken. Hırvatistan'dan çıkanların kuyruğunu görüyorsunuz. Türkiye'ye gitmek isteyenler, gurbetçiler kilometrelerce kuyruk bekliyorlar. Bizde bir gişe açıktı, 45 dakika sürdü. Bunlar burada en az 1 saat, 2 saat beklerler. En az. Kuyruğun sonu görükmüyor arkadaşlar. Şu an 1 kilometreyi geçti. Bakayım bir. 2 kilometreye yakın kuyruk var. Hırvatistan'dan Sırbistan'a giriş. Şimdi bizim Hırvatistan'da aşağı yukarı 320 kilometremiz var. 350 kilometreye yakın. Şimdi gişeler gelmeli. Yine bilet çekeceğiz. Hırvatistan için otoban parası ödeyeceğiz. Saat Türkiye saatiyle 8'e çeyrek var. Almanya, Avrupa saati 7'ye çeyrek var. Hırvatistan otoban parasını ödemek için ilk gişeden biletimizi alıyoruz. Zagreb'de çıkarken de ödeyeceğiz. Yanılmıyorsam buradan Zagreb'e kadar 16 euroydu. Gelirken öyleydi. Giderken de muhtemelen öyledir. Ama çıkarken, parayı öderken detaylı bir şekilde size söylerim. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz dolar boş. Almanya'ya giden pek yok. Almanya'dan Türkiye'ye giden pek çok. Zagreb'e 120 kilometre kaldı. 120-130 gidiyoruz. Toplam eve de 630 kilometre kaldı. 640 kilometre. Zagreb'e 80 kilometre kaldı. Şimdi Zagreb'e 80 kilometre kala benzin alayım. İşten belli almadım. Bakalım bir kaç litre alacak. Hemen şurada bir benzinlik var. Girip benzin alalım. Evet arkadaşlar, 36 litreye 53 euro ödedik. Depoyu fulladık. Elimizi yüzümüzü yıkadık. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. 80 kilometreden az kaldı Zagreb'e. Toplamda aşağı yukarı 600 kaldı eve. Bu doldurduğum depoda yeter. Evet arkadaşlar, Zagreb kavşağına geldik. Burada şimdi biletimizi vereceğiz. Ücretimizi ödeyeceğiz. Türkiye'ye giderken Zagreb'den sonra bizden 16 euro almışlardı. Bakalım dönüşte de aynı fiyatı mı alacaklar. Saat Türkiye saatiyle tam 10.
Zagreb'e giriyoruz. 17 euro 30 cent. Ana, bozuk para da almıyor bu. Ozan kartım var ya. Molimo vas, platite prikazani iznos karticom ili gotovinom. Bozuk para da almıyorlar. Beğenmiyorlar. Hvala vam. Želimo vam ugodnu i sigurnu vožnju. 3 euroyu da kendi paralarında veriyorlar. Saat tam Türkiye saatiyle 10. Zagreb'e giriş yapıyoruz. Dün saat 10'da Kozan'dan çıkmıştım. Yani 24 saattir yoldayım. 24 saattir yoldayım arkadaşlar. 2100 kilometre yapmışım. Kozan'dan buraya. Daha 580 kilometrem var. Yani 2700 kilometre. Kozan kaldığım yer. Şimdi Zagreb'e giriş yapacağız. Şimdi Zagreb'i kıvranacağız. Slovenya, Maribor istikametine doğru yol tutacağız. Zaten Hırvatistan'da fazla kalmadı. Split istikameti soldan aldı. Yani Zagreb'e veyahut da Zagreb şehir merkezine girmiyoruz. Düz devam ediyoruz. Zagreb ve Budapeşte gidenler sağdan gidecekler. Biz Slovenya istikametini tutuyoruz. Düz gideceğiz. Ljubljana yazıyor. Sonra Maribor, Graz ayrılmalı. Ljubljana istikametini tutuyoruz. Maribor'u vermeli. 3-4 kilometre sonra sağa sapılacak Maribor istikameti. Zaten Macar'dan gelenler de aşağıdan geliyorlar, bu otobana sapıyorlar. Maribor 112 kilometre. Slovenya'nın başkenti yani. Slovenya'da zaten ufacık bir ülke. 40 kilometre mi sürüyor, 50 kilometre mi sürüyor? Anlamadım daha, yıllardır. Bir giriyorsun, bir çıkıyorsun. Giderken gece geçmiştik. Bomboştu. Ama Zagreb'in normal rutin trafiği bu. Gündüzleri iş çıkışı, işe gidiş. Saat Avrupa saatiyle 9.30. Türkiye saati 10.30'a geliyor yani. Yollardayız. 24 saatte Kozan'dan Zagreb'e ulaştık. Maribor sağa veriyor. Biz Maribor üzerine gidiyoruz.
Hırvatistan'ın son otoban parasını ödeyeceğiz. Şimdi gişeden biletimizi alacağız. Yanılmıyorsam 50 veyahut da 55 kilometre sonra da zaten Hırvatistan'a çıkıyoruz. Slovenya'ya gireceğiz. Ama yine 50 kilometre için parasını alıyorlar. Ötede 17.50 ödedik. Şimdi burada kısa bir mesafe. Burada o kadar olmaz ama yine euroları alacaklar. Biz biletimizi alalım şimdi. Çıkışta da biletimizi ödeyeceğiz. Borçlanıyoruz. Bunların 20 kunası vardı, verdim. Artı 4.50. Normalde 6.50'ymiş. 6.50'de 50 kilometreye buradan aldılar. 6 euro 50 cent. Yani 65 TL. Şimdi Hırvatistan gümrüğüne geliyoruz. Hırvatistan gümrüğünü çekip Slovenya'ya gireceğiz. Yine bir gişe açıktır. Arabalar sıralanmıştır. Ya da iki gişe açıktır. Ne dedim? Bir tane gişe açık. Kuyruğu görüyorsunuz. Aşağı yukarı 20-25-30'a yakın araba var. Bir gişe, 30 araba. Saat 11. Türkiye saati, Almanya saati saat 10. Arkadaşlar, Slovenya'da vignet alıyorsunuz. Biz gelirken aldık. Bir aylık geçerli, 30 euro, 30 gün geçerli. 40 kilometrelik bir ülke için 30 euro vignet parası alıyorlar bir aylığına. Hırvatistan çıkışında da arabaları sağa çekip bagajları döküyorlar arkadaş. Ben kamerayı kapatıyorum. Garanti bizimkini de dökecekler çünkü yine. Bu sefer şansımız vardı. Bizimkini dökmediler. Başkalarını döktüler. Şimdi Slovenya Cumhuriyeti'ne giriyoruz. Orada da pasaport kontrolü var. Avrupa Birliği ülkesi olmasına rağmen ikisi de aralarında kontrol ediyorlar. Abo, burası da dolmuş. Hem de nasıl dolmuş. Burada bizi sıcakta bekletecekler. Dışarısı 30 derece, arabanın içi 50 derece. Ve biz sıraya gireceğiz.
Evet. Slovenya'ya girmiş bulunuyoruz. Yarım saatten az bir vakit sonra bu ülkeye de çıkmış oluruz. Ama Avusturya sınırları kapatmış, kontrol yapıyormuş. Slovenya, Avusturya sınırı normalde paso geçişti. Aralarında Schengen olduğu için, aralarında Schengen anlaşması olduğu için, ama korona sebebiyle sınırları kapatmışlar. Pasaport kontrolü yapıyorlarmış. Bir de korona test istiyorlarmış. Biz Türkiye'de yaptırdık. İsterlerse göstereceğiz. Size de söyleyeceğiz. Şimdiye kadar istememişlerdi. Bulgaristan'da birkaç kişiden istemişler, bizden istememediler. Bizim arabayı dökmüşlerdi. Ama Avusturya kontrol ediyormuş, hem pasaport hem de Avrupa dışı gelen ülkelerden korona test istiyormuş. Göreceğiz. Size haberdar edeceğim. Burada paso geçiyordu. Kontrol ediyorlar. Şimdi hemen geri dönerim. Arkadaşlar, Slovenya'dan çıktık. Avusturya'ya giriyoruz. Avusturya'da bir gümrük memuru var. Pasaport istiyor. Hangi ülkeden geldiğinizi soruyor. Ve korona test soruyor. Ben şimdiye kadar duymamıştım. Yeni mi bu uygulamayı yapıyorlar acaba? Normalde Avusturya sınırı hiç yoktu. Bu korona yüzünden her şey alt üst oldu. Her şey değişti yani. Evet arkadaşlar. Avusturya polisi durduruyor. Vignetlere bakıyor, pasaportlara bakıyor, tuneller için para ödediniz mi diye soruyor, transit geçecek misiniz diye soruyor, hangi ülkeden geldiniz diye soruyor, Avrupa dışı ülkeden geldiyseniz korona testiniz var mı diyor, bakıyor. Hiçbir yerde bakmadılar, Avusturya'da baktılar arkadaşlar. Bizim korona test vardı. Biz geçtik. Korona testi olmayanı bilmiyorum ne yapıyorlar. Belki zorunlu test yaptırıyorlardır. Arkadaşlar, Avusturya'ya girdik. Graz istikametindeyiz. Biz Graz istikametinden de Wels istikametine gideceğiz. Oradan da Braunau am Inn'den Mühldorf'a ineceğiz. Aşağı yukarı 380 kilometremiz kaldı. Avusturya'da tüm Avusturya'yı geçmeliyiz yani. Hemen hemen Almanya sayılır. Dili aynı neredeyse. Biraz şive değişik. Kurallar biraz değişik. Burada otobanda 120 gidebiliyorsun. Almanya'da sınırsız hız. Yollar nasıl elveriş verirse hızınızı ona göre ayarlayabilirsiniz. Tabii ki limitler de var. 120'lik limitler oluyor otobanda Almanya'da. İnşaat olunca 100'lük limitler de oluyor ama
limitsiz Almanya'nın otobanları 180-200 gidebilirsiniz. Şimdi biz Avusturya'dayız. Karşımıza çıkan ilk metroya bir gireceğiz, bir elimizi bir yüzümüzü yıkayacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Az kaldı zaten. Avrupa saatine göre saat 11, Türkiye saati 12. Aşağı yukarı bir 3 saat yolumuz var. Avusturya'da Graz şehrinin altından gidiyoruz. Epey uzun bir süre. Yanılmıyorsam 7 kilometre mi ne olmalı? Şehir altından gidiyoruz. Linz Salzburg istikametine. Linz'den önce de Linz'e ayrılacağız. Tünel 9 kilometreymiş. Graz şehrinin altından gidiyor. Kocaman uzun bir tünel. Biraz da size Avusturya'nın manzaralarını tünellerini göstereyim. Aşağı yukarı biraz çıktık şimdi 320 km. İçin çok normal. Alp dağlarındayız şu an. Graz bölgesinde. Şimdi dağları aşağı kıvıracağız. İnişli çıkışlı. İnişteyiz. Linz istikameti. Manzarayı görüyor musunuz arkadaşlar? Haydi'nin dağları burası. Haydi ve Peter. Burada yer çekimi ters. Nedense ben de bilmiyorum. Halbuki aşağı iniyoruz. Aşağıdan yukarı çıkanlar daha kolay çıkıyorlar. Biz gaza zorlayarak aşağı iniyoruz. 80. Burada yer çekimi zıt. Yukarı çıkan tırlar vın vın çıkıyor. Biz aşağı inemiyoruz. Gazla iniyoruz. Gaz vere vere yokuş aşağı iniyoruz. Ayağını gazdan çekince araba 80'den düşüyor 60'a 50'ye. Manzaralı yolculuk yapıyoruz arkadaşlar. Alp dağlarının arasından, Graz dağlarının arasından geçiyoruz Almanya istikametine doğru. Arkadaşlar serin Almanya'ya hoş geldiniz diyebiliriz. Otobandan indim.
Braunau'a doğru gidiyorum. 30 kilometre kaldı Braunau'a. Braunau'dan da bana zaten 40 kilometre, 45 kilometre. Depo, dediğimiz gibi depoyu Zagreb'e varmadan önce fullemiştim. Ondan belli de hiç almadım. 200 kilometre daha gider diyor, çeyrek gösteriyor. Yani benzin de almayacağım daha. Durmadan direkt eve gideceğim. Şu an Almanya 13.50, Türkiye 14.50. 45 dakika sonra eve varmış olacağım inşallah. Evet arkadaşlar, ilk sıla yolu videomuzdaki geçtiğimiz köprüye geri dönüş yapıyoruz. Bu sefer Avusturya'dan Almanya'ya giriyoruz. Şu köprü, önümüzdeki köprü Almanya ile Avusturya sınırını belirliyor. Şimdi geçmiş oluyoruz. Tabii Almanya ile Avusturya arası gümrük yok, kontrol yok. Köprüyü geçtikten sonra Almanya sınırında olmuş oluyoruz. Zimbach am Inn. Braunau am Inn'den Zimbach am Inn'e geliyoruz. Altımızda da Inn Nehri. Şu an GoPro'dan görükmüyor. Ben de araba kullandığım için size gösteremiyorum. Almanya'ya girmiş bulunuyoruz. Şimdi burada bir 15 kilometre bir normal yolda gideceğiz. Sonra 15 kilometre otoban. Sonra da 10 kilometre yine normal yol, evimdeyim. Yani 40 kilometre.
Evet arkadaşlar, 30 saatlik yolculuktan sonra sağ selim eve vardık elhamdülillah. Tüm yol boyunca giderken de gelirken de hiçbir radara, cezaya maruz kalmadım elhamdülillah. Sonradan bir şeyler gelirse bilmiyorum. Göreceğiz. Ama izlediğiniz için sizlerin hepinize teker teker teşekkür etmek istiyorum. Beni desteklediğiniz için. Uzun bir yolculuktu. Uzun videolar oldu. Artık Almanya'dan videolara da devam edeceğiz kaldığımız yerlerden. Şimdi sizleri Allah'a emanet etmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.